Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi tabi İhsan abi, Allah razı olsun, Risale-i Nur'ları Arapçaya tercüme etmekle tabi mutlaka her bir kelimesinde, cümlesinde, paragrafında belki defalarca üzerinde durmuş, tefekkür etmiş. Burada tercüme esnasında bir de fetri olarak bir heyet de oluşmuş, meydana gelmiş yani. İhsan abi işin merkezine girince kimisi işte Arapça lügatta yardımcı oluyor, kimisi hattı güzel yardımcı oluyor. Efendim, kimisi belahatta yardımcı oluyor, kimisi hadislerin kaynaklarını çıkarıyor vesaire. Yani fetri bir heyet oluşuyor orada. Daha sonra Türkiye'ye geliyor tabi. Türkiye'de de Nur talebeleriyle uzun zaman, 92'den beri bir şey var. Zaman zaman konuştuğumuzda ben kendisine biraz önce de söyledim. Yani Hazreti Üstad'ın tavsiyelerinden bir tanesi de Nur talebelerinin müdavale-i efkarda nizasız mübahaseye alışsınlar. Bu ne demek? Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunu yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Yani biz hepimiz aynı kaynaktan istifade ediyoruz. Ama bir meseleyi mühimmeyi müzakere ettiğimiz zaman neticesinde bir sonuç çıkacağına, yani menfi şeyler çıkıyor. Yani bir türlü şeyler, bunu insana bir nasıl yapmak lazım? Bu ne demektir? Nizasız mübahaseye, mübahase, ne mana mübahase, ne mana niza, müdavale-i efkar ne demek? Bunları yap, nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani biz beynel ihvan bunu. Size bu sualı götürer misiniz efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abi her şeyin kendisine göre bir uzmanlığı var. Veya bir kişiliği var. Yani insan bir mühendis, elektrik mühendisidir. Bir mühendis mimaridir. İkisi de mühendistir. Ama uzmanlık böyle başka, uzmanlık böyle başka. Şimdi bizde olan meseleler ümum Müslümanların içinde, yani yalnız mütelemesi değil, ümum Müslümanların içinde kendisini her şeyden bilir biliyor. Her şeyi bilir. Ha ben Nur talebesiyim, mesela okumuşum, her şeyi bilir. Sanki. Halbuki o şeyi dengelebilmiyor. Ne zaman konuşulur bu, ne zaman bunda susulur, ne zaman bunu anlatmak lazım, ne zaman bundan susmak lazım, onu bilmiyor. O yolları biz kendi kendimize, yani daha güzel bir tabirle kendi kendimize eğitelim. Yani üstad mesela siyaset meselesi. Hepimiz siyasetten konuşuyoruz. Kadınlar bile siyaset konuşuyor. Çocuklar bile siyaset konuşuyor. Siyasetin neyi? Neyini konuşuyorlar? Siyasetin cevazelikini konuşuyorlar. Siyasetin içi değil. Televizyonda duydukları şeyleri, gazetede gördükleri şeyleri, bir gün gazete bir gün buna beyaz diyer, yarın buna siyah diyer. Akşama kadar beyaz devam ederse, etmezse, para vermezseler o zaman siyah olur. Üstadın insanı, alt üstadın istediğin insanı kaldırır. Bilirsiniz, gazetelerin işi bu, para. Biz onun ağzından alıp, başkasının ağzına, kulağına koyuyoruz. O da işitmiş, bu da, ben de biliyorum. Biz bunun yerine, üstadda derinlenmek lazım. Risale-i Nur'da derinlenmek lazım. Daha doğrusu, üstadı tanımamız lazım. Şimdi dersiniz, ya sen bu ne? Başımıza şey yapıyorsun, geldin uzaktan oradan bize ustalı tabii, zamanla ustalı. Hayır. Biz ustadı hala tam hakiki ustadı tanımıyoruz. Ustad alimdir. Evet, bir hadise konuşayım size. İnşallah o çok meselelere cevaptır. Ben Fas'tayım. Fas'ta. Orada bir hoca var,
adı Faruk Hamadi. Hadis Resulullah'ın hadisinde uzman, profesör. Kendi ütüyle beraber oturmuş. Dedim, hocam, önümüzde, öyle bir bardak var önümüzde. Dedim, hocam, bu bardak, farz edelim, arıtma cihazıdır. Buradan bulanık su giriyor, buradan kemik su çıkıyor. Tamam dedi. Sonra ne? Dedim, bu arıtma cihazı değil. Bu, İslam aleminde olan bütün okul veya üniversitede olan ilahiyat okuyanlar. Kur'an, hadis, tefsir, ilmi kalam, mantık okuyorlar. Malezya'dan tut, Fas'a kadar. İsimler değişik. İlahiyattır falandır. Buradan talebe giriyor. Buradan ne çıkması lazım? Alim çıkması lazım. Alim çıkması lazım. İslam dâiyesi çıkması lazım. Abi, ben bunu anlatmakta öyle yaptım. Eliyle. Dedi bak, bizim Fas'ta 13 bin talebemiz var. Bütün Fas. İlahiyatlar. 13 bin talebemiz var. Bu 13 binden değil bin. 300 adam gibi çıksa bizim elhamdülillah deriz. Dedim hocam niye çıkmıyor? Bir sebep var çıkmıyor. Dedi çünkü okuduğumuz şeyler anıyorlar, akıllarına koyuyorlar. İmtihan zamanı akıldan deftere döküyorlar. Biz de hocam defteri elimize aldığımız doğru sınıfı geçiyor. Anlaşıldı. Dedim bir başka arıtma makinesi var bizde, cihazı var. O da Risale-i Nur'dur. Talebe giriyor. Çocuk olsun, hanım olsun, pilot olsun, bekçi olsun, çiftçi olsun, ne olursa olsun giriyor. Buradan çıkıyor. Ama temiz çıkıyor. Hadi diyelim %10 fire veriyor. Ama orada %90 fire veriyor. Niye? Ha, dedim başka bir şey. Elini öyle tuttu. Dedi bak. Eski Said burada. Alim. Eski Said'in ölümüne bir şey diyecek yok. Alim. Ama eski Said ilmi yardı, geçti. Hakikati vardı. Risale-i Nur hakikattir. Ilim değil. Allah'ım. Dedim ne fark var? Hakikattir ilim arasında ne fark var? Dedi, ilim kafaya girer, kalır kafada. Fizik ilmi burada kalır. Hakikat kafaya girer, kalbe iner, ruha girer, nefse girer, bütün latifelere takılır. Davranış olur. Nur talebesini gördüğün zaman yüzünden hareket eden dersen bu nur talebesidir. Belki onu imtihan etsen, onu usta nerede demiş, hatırlamıyor. Sınıfı geçmez ama nur talebesidir. Diğeri sınıfı geçiyor ama hiçbir şey yok. Şimdi üstadı tanımak, bu kastım bu. Biz üstadın yazdığı hakikatlere varalım. O hakikatler içimizde hakikat olsun. Yani nefsimizle üstad dediği gibi nefsimizle uğraşalım. Üstad dediği gibi ben aklım öyle dedi, nefsim öyle dedi, ruhum öyle dedi var ya, İhtiyarlar Risalesi'nde var. Kalp öyle dedi, ruh öyle dedi. Ya bizim kalbimiz, ruhumuz, aklımız, nefsimiz hepsi karmakarışık birbirine. Çorba gibi bir şey, değil mi? Ama üstad yanında öyle değil bu nefs. Nefs öyle dedi bana. Akıl öyle dedi bana. Ruh öyle dedi bana. Yani onu görüyorum. Biz inşallah okuya okuya bunu içimizde oturturuz. Oturttuğumuz zaman, o zaman karşı taraf kim olursa olsun önce bir düşmanlık yok,
bir kesintilik yok. Her zaman barışık. Her şeyden barışık. Bütün kainattan barışık zaten. O zaman aramızda da bir fark olsa yine kalbimizde ona duacıyız. Hatta Ustad misal veriyor. İnsanoğlu, İmam Şafii'nin sözü de bu. Daha iyi karşı taraf galebe gelsin sana. Niye? Çünkü sen galebe geldiğin zaman ona senin malumatın çok olmadı, bir şey kazanmadı. Ama o sana galebe geldi, bir yeni bir ölüm kazandı. Bu yüksek bir mertebe. Biz bunu tahammül etmiyoruz. Onun için biz gelip bir ustadın bir şeyini alıyoruz, öyle. Nefsimizin istediği şeyi alıyoruz. Karşıda onu başka bir yere alıyor. Ustadın dönemleri var, ne zaman konuşmuş. Ustad ne diyor? Her sözü kim demiş, ne zaman demiş, kime demiş, niye demiş, değil mi? Fî makâle, bî makâle. Bu çok önemli mesela. Bunu nerede demiş, ne zaman demiş. Bunu bildikten sonra her şeyi yerine koyabiliriz. Mesela, ustad tevhidden konuşmuş. Kaç risale tevhidden konuşuyor. Kaç risale ahiretten konuşuyor. Kaç risale Hazreti Resulullah'tan konuşuyor. Sayılmaz, değil mi? Hepsi. Ama kaç risale Deccal'dan konuşuyor. Kaç risale? Bir tane. Bir tane. İki. Her iki. Hazreti de ufak şeyler. Şimdi sen gelip tevhidi koy. Allah'u subhanahu teala Esma-i Hüsna'sını bırak. Der ki, benimle mülakaşeyle yok bu Deccal'dır, yok Deccal'dır, yok Deccal'dır, yok Deccal'dır, yok budur. Olur. Yani bunun haddi bu kadardır. Bunun haddi bu kadardır. Yani bunu ustadan öğreniriz inşallah. Ve hakikaten Risale-i Nurbabir şeyde bir misal vereyim size. Suudi Arabistan'da Cidde'deydik. Kaç sene önce bir alim mikrofonu biraz çevirsen anlayın. Bir alim bizi evine davet etti. Böyle meclis oturmuş. Ben anlattım biraz Risale-i Nur. Ne kadar Risale-i Nur bu asırda zarurattır. Ekmek nasılsa, su nasılsa odur. Bunu anlattığım zaman tabii bu sözü kabul eden var, kabul etmez yani de var. Ama Avustralya'dan birisi gelmişti. Konuştu, Arapça güzel. Dedi, size bir misal vereyim. Benim bir arkadaşım vardı, ateist. Buradan ayet getiriyorum, buradan hadis getiriyorum, buradan falan diye anlatıyorum. Bir türlü yola gelmiyor. Ne yapalım? Bir gün diyor, seneler geçti. Bir gün diyor, bir nur talebesi geldi. Yarım saat konuştu. Adam değişti. Ben ayet hadis diyorum, değişmiyor. Bu ne dedi? Bir şeyler dedi ya, ben onu bir, benimle bir şifresi var, ne diyoruz ona? Şifresi. Formülü. Formülü var. Veya onun bir kod var. İşte, sırrı var. Şey var. Onun için biz, elimizde bu var. İnan bu bütün tefsirleri, bütün şeyleri. Bir şey daha söyleyeyim mi giderim? Irak'ta bizim Profesör Mahsun Abdülhamid var. Allah razı olsun ya Rabbi. Bu bana diyor da tefsir profesörü 40-50 sene, 40 sene ders vermiş tefsir. Vahara tefsir danış oldu. Yani Ehsan bu 9 yıl kitabı kim okur? Gel bunu bir kitap yapar. Özet çıkaralım. Özet. Buyurun diyor. Dedim bir sene böyle diyor bana. Ben yaparım bunu. Bir sene sonra geldi. Vallahi Ehsan olmuyor. Olmuyor. Ben önce desem olmaz. Kabul etmiyor ama olmuyor. Olmaz işte. Geçen bana telefonla. Telefonda diyor nasılsın falan falan. Ondan sonra dedi Ehsan hatırlıyor musun? Ben sana dedim Risale-i Nur'u özetleyelim. Sonra olmuyor dedim. Evet hatırlıyorum. Şimdi de diyorum olmuyor. olmuyor. Beynine şimdi girmiş. Evet. Kafa bir bulgu gir. Olmuyor.
Dedim dur, olmuyor, olmuyor yaz. Niye olmuyor? Niye özetlemiyor? Abi 5 sayfa yazdı. Bari onu yaz. Dedi ben, orada ne diyor özet? Diyor ben Alusi tefsiri 15 yıldır. 15 yılda, 5 yılda indirdim. Razi tefsiri öyle, İbn Teymiye'nin filan kitabı öyle. Yani özetliyor. Bu olmuyor. Diyor İctihad Risalesi'ni ele aldım. Bir cümle çıkardım, bu fazladır, bayağı uzun yok, bayağı tekrardır. İstemez yani. Olmasa da olur. Yok. Terk etti. 23. söze girdi. Okuyorum baştan sona. 25. söze girdi. Olmuyor. Hiçbir yerden bir cümleyi çıkardı. At yok. Onun için diyor, olmuyor, olmuyor. Selamun aleyküm.